Nasıl ya Seyyidi, ya Sultanul Evliya medet. Ya Rijal Allah medet. Tarikatuna es-sohbe vel hayru fil cem'iyye. Bizim yolumuz diyor Şah-ı Nakşibendi Hazretleri, sohbetle kaimdir. Ve hayır topluluktadır. Bu meclisimiz Allah için bir meclis olsun istiyoruz. Allah için olmayan meclislerin yeri abdesthanedir. Abdesthaneye ne atarlar? En pis şeyi atarlar. Bu insanların Allah için olmayan her işleri, her toplantıları, her meclisleri abdesthaneye atılacak pisliktir. Değeri yok. Onun için Allah için olan meclis, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Dedin mi? Ya Rabbi senin için aktediyoruz bu meclisimizi. Senin şerefin için. O şereflen bizi şereflendirdin. Senin adına meclisi açtık. Nasıl? Saltanat olan yerlerde sultanların ve kralların adına açılır meclisler. Değil mi ya? Bre akılsızlar, bu dünyada yaşayan bu 21. asrın gafil insan. Kimin adına yaşarsın bre sen? Şeytanın adına mı yaşarsın? Senin üstünde kimse yok mu? Öyle mi zannediyorsun be? Zerre bile bilir kendisini yaratanı ve tesbih eder. Senin için bu kadar mahlukatı yaratanı sen tanımayasın. Bu ne rezilliktir be? Bu ne pisliktir? Bu pisliği çeker mi bu dünya? Bu pislikten temizlenmek lazımdır. Neyle temizleyecek? Ateşle. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kesemne l'izâme lahma. Allahu Ekber. Kemiklerin üzerine etten elbise giydirdik. İskeletin üzerine et ve deri onun üzerine giydirdik diyor. Eğer iskeletin üzerine bu etten olan vücut giydirilmese o iskeletin vahşetini düşürmüşüz. İskelete bakabilir mi insan ne kadar? Ne kadar korkunç gelir iskelet. Etten elbise giydirdi. Ve kesevne l'izâme lahma. Tefe me me tefe. Elhamdülillah. Ve kesevne l'izâme lahma. Kemik iskeletin üzerine etten elbise giydirdik. Onun
Etin üzerinde de gene bir cilt deriyi giydirdi ki deri çıktıktan sonra o etlerin görünüşü o da çok acayiptir. O da çok acayiptir. Ve insanın heybeti efendim o deri elbiseyi giydikten sonra zahir olur. Kimisine sert deriden bir elbise giydirir, erkek sınıfıdır. Kimilerine nermin olan yumuşak, zarif olan bir deriden giydirir, kadın cinsinin derisidir. Ki erkekleri deli eder. Görünüşleri. Değil mi? Ve akılsızlar nasıl? Böyle değil mi Arabalar? Öyle değil mi? Usta orada sultan. Tövbe estağfurullah elhamdülillah. İkaz söylüyoruz. Ve kesevnel izâme lehmâ. Allah Allah. Sonra derisi çıplak bir mahluk halindeyiz ama bizim derimizi ve görüntümüzü, görünüşümüzü sair hayvanlarınki gibi yapmadı. Posteki giydirmedi bize. Posteki giydirseydi nasıl olurduk be? Ortam. Nasıl olurdu? Kesanallah Azze ve Celle misil culudun hayvanat şükürna. Nasıl? Ha? Hayvanlarınki gibi posteki yedirseydi bize nasıl olurduk? Ne acem belliğinde İngiliz o zaman. Allahu Ekber. Allah Allah. Kesevne l'izame lahma. Allahu Ekber. Ve böyle olduğu halde erkeğin cildinin efendim kabalığını örtmek için kadınların nermin olan vücutlarını derilerini, ciltlerini örtmek için gene Cenab-ı Allah bize elbise giydirdi. Elbise giydirdi. Elbisede insanların tabii her yaşına münasip olan elbisesi var. O elbiseyle her yaştaki bir noksanlık, tabii çocukluk devri, gençlik devrinin zarafeti ve cezbediciliği bir yaşa kadardır. Ondan sonra devam etmez. Elbise ayıplarını örtmek için bir de ikinci olarak onlara ihtişam vermek için. Elbise erkeğin kaba cismaniyetini setreder. Elbise kadınlara bir ihtişam verir. Kadın örtündük sonra
muhteşem olur. İhtişamlı olur. Açıldık sonra hayvan sınıfına doğru yürür, çirkinleşir. İhtişamı kaybolur, kıymeti düşer. Nasıl? Bu haber? Acemedi. Öyle değil mi ya? Bu haberi kimse işitmiş şey. Mühim bir haberdir. Ve kesemnel izame lahma. Allahu ekber. Onun altındakini örtmek için. Altındakini örtmek için. Ve elbiseyi giydirdi Cenab-ı Allah insanoğluna. Elbise erkeklerin hılkatındaki sertliği ve kabalığı setreder. Ona heybet verir. Kadınların zarafetini artırır. Giydikleri elbiseler onlara bir ihtişam verir. Görkem derler galiba şimdi. Görkemli bir görünüş olur. Hanımlar, hanımken hanımefendi olurlar. Açıldık sonra açılan köle sınıfına doğru döner. Köle sınıfı da efendim onlara o hür kadınlara olan teklif onlara da yoktur. Hizmet gördükleri için. Onlardan sonra en fazla açılan elbise giymeyen hayvan sınıfıdır. Allah Allah. Ve Cenab-ı Mevla görünen yüzümüzdür. Yüzümüz ki Cenab-ı Hak kendi sıfatından bize ikram eylemiş. Görme sıfatından görmemiz için gözler vermiş. Gözümüzü sırtımıza, tepemize koymamış. Yüzümüze koymuş. İşitmemiz için başımızı tercih etmiş. Kulaklarımız başımızda, gözlerimiz yüzümüzde. Söyleyeceğimiz sözü aşağıdan söylemiyorsun. Ağız vermiş. Söylemek için, hitap için, koklaman için burun vermiş, temas için el vermiş, elin ayasına vermiş onu da. Arkası o kadar hassas değil, elin, sırtı, avcındadır. Avcınla temas ettiğin vakitte aldığın lezzeti böyle veya ayaklarınla alamaz. Bu avcın içerisine verdiği hassasiyet Cenab-ı Allah'ın. İnsanoğluna böyle şeref verdi Cenab-ı Allah. Sonra o en şerefli olan baş ve yüzümüzü kendisini tazim için secde ile emreyledi. Secde edin bana dedi. Koyun, alnınızı koyun. Benim huzurumda
en kıymetli azalarınızı koyup secde yapın dedi. Ki bir daha Cenab-ı Allah'ın bu zahiri olan elbiseden mada giydirdiği nurani libas vardır. Nurdan libas vardır. Her defa ki seni çağırır huzuruna, her defasında sana nurdan bir libas giydirir. Zulmaniyetten seni çıkarır da zulmani libas yerine nurani libas giydirir. Nurani libas cennet libasıdır. Burada görülmez nurani olan alemlerde zahir olacaktır. Cennetlerde zahir olacaktır. Nurani libas giymeyenlere zulmani libas giydirilir her beş vakitte. Her namazda hazır olana nurani libas giydirilir, hazır olmayana zulmani libas giydirilir. Libası katrani, katran gibi olan elbise giydir. O da o yevmül mahşerde vücutların haşr olduğu günde görünecektir. Giydirilen nurani libas sahipleri mahşer yerinde toplanır. Zulmani libas giydirilenler her namazda hazır olmayana zulmani katran cinsinden bir elbise giydirilir. Ve üzerinde onun maddenin ağırlığı var. Görünmüyor ama maddenin ağırlığı var üzerlerinde. Her namazı kılmadık sonra bir zulmet üzerlerine iniyor. Bastırıyor. Bastırıyor. Eziliyor. 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 İnsanoğlu bu 21. asra yetişti. Lakin cahillikte zirveye vardı. Akşamki geceleri var bunların, çıldırdıkları gece. Nurani libas alındı da zaten yoktu. Mevcut olan zulmani libasın üzerine katmerlisi indi. Zulm, belki gelen seneden bu seneye kadar olan ne kadar zulmet varsa bir elbisenin üzerine giydirilip bunların hepsinin üzerine indirildi, giydirildi. O tarafa bakan da payını aldı ondan, zulmete girdi. Karardı bu dünya, akşamki gece simsiyah oldu. Yanacak hale geldi. Kibrit bekliyor şimdi. Tutuşturulmak için. Yanmaya hazır vaziyete getirildi. Geldi veya getirildi. Ki şeytanın maksadı buydu ki ahir zamanda bu insanları çıra gibi yapayım. Katran libası giydireyim. Sonra bir fitil çakayım. Hepsini böyle
çıra gibi yakayım, seyirlerine bakıp intikamımı alayım. Akşam gülenlerin, tepinenlerin çoğu tepinecektir. Çoğu ağlayacaktır. Çoğu gelen seneye yetişmesi yok, bu rezalet gecesi sondur. Bizim ilmimizde bu akşamkıyla kapanmıştır onların defteri. Gelen yıla bunlar böyle bir rezillik gecesi olmaz, olamaz. Böyle bize olan elim buraya yetişmiştir. Ve o katran libasını giyenler veya giydirilenler, maddi zevklerin, cismani zevklerin ve eğlencelerin arkasına düşenlere, hepsine siyah katran renginde elbise giydirildi ki bugün onlar çok sıkıntıdadır. Öyle sıkıntı var işlerinde ki hesaba gelmez. Ne için? Akşamki geceleri de hayal oldu. Yeni yılbaşı geceleri hayal oldu. Ne kadar anlatsalar hayaldir. Hakikati kalmadı, hayal alemine intikal etti. Kendileri de hayal aleminin içerisine dalmak istiyor. Hayal alemini hakikat alemine çekmek isterler. İmkansız. Dünü bugüne getirmek imkansızdır. Nitekim bugünü yarına götüremezsin. Bitmiştir. Düşünmeyen insanlık. Ve Cenab-ı Mevla buyurur, ve libas-ı takva zâlike hayrun. En hayırlı size giydirilen, Cenab-ı Hakk'ı saydığınız vakitte size giydirilmiş olan cennet libasıdır, takva libası. Ferah verir size. Kalbinize itminan verir. Kalbinizde telaş olmaz. Yarınınız için korkunuz yok. Geçmişleriniz için de hüznünüz yok. Sizden hüznü dağılır Cenab-ı Allah. Takva libası giydirildikten sonra mahzuniyet kalmaz, hüzün kalmaz. İstikbale doğru da size, derecenize göre, size tayin olunmuş olan cennetlerden gösterildiği vakitinde kalbinizde bir korku kalmaz, bir telaş kalmaz, bir ferah, oraya uçsam dersiniz. Uçup gitsek dersiniz oraya. İşte budur diyor size en hayırlısı. Ey insanoğlu, insanlık hududunu bıraktın, geçtin sen. Hayvanlar hududunu da geçtin sen, daha aşağıya düştün. İnsanlığa doğru gelin, tövbe edin, dönün, yüzünüzü bana dönün. Yüzünüzü bana dönün, benden yüz çevirmeyin. Size bakacak kimse yok. Düşmana teslim oldunuz siz. Düşman size iyilik getirecek değil, musibetlerin ardı arzası kesilmeyecek. Deve katarı gibi gelecek başınıza. Tövbe edin, dönün ey insan. İnsanlığını kabul et, huzuruma dön. Size fırsattır. Değilse
kendiniz elinizin takdim ettiğini bulacaksınız, çekeceksiniz ve ilmi ilahide size ne ceza tertip edildiyse onun içerisinde mahkum olacaksınız. En azından cehennem azabı dediği vakitinde en azından tarif ve tabir maddenin ağırlığının altında siz ezileceksiniz. Çünkü siz maneviyatı inkar ettiniz ve madde sizi ezecektir. Ezileceksiniz. Latif olan hayatı terk ettiniz, kesafet alemlerine girdiniz, orada ezileceksiniz. Ey insan, kendine merhametli ol. Ya Rabbi bizim zafiyetimize sen rahmetinle, merhametinle yetiş. Bizi bu maddenin altında ezilenlerden eyleme. Bu cehennem yollarını dolduran, bunlara cehennem yollarını kapatacak arslanlarını da gönder ya Rabbi artık. Bütün dünyaya İslam'ı aç, İslam'ın padişahını gönder. Bugün onların tarihleri yeni bir başlangıç gösterir. 2003 sene itibar ettiler. Bu yılı sen ya Rabbi İslam hakkında açıklık ve zafer yılı, maddenin altında ezilenleri de o mahkumiyetten kurtaracak arslanlarını göndererekten ya Rabbi cennet yoluna döndürecek yıl kıl ya Rabbi. Kadir ve muktedirsin. Onların başlangıç saydıklarıdır. Biz de böyle senin huzuruna münacatımızı takdim ederiz. Gelen seneye bu senin kulların böyle rezil geceleri işleyecek hevesten uzak olsunlar veya onları bu yola sevk edecek deccallardan, şeytanlardan, alçaklardan kurtulsunlar. Onları insan nev'inin üzerinden tard edecek senin arslanların gönder ya Rabbi. Amin. Habib-i Ekrem hürmeti için ve hürmeti Fatiha. Amin. Yetişir bu top. O bombardıman da onlara yılbaşı bombardımanı. Yılbaşı bombardımanı başka görmesinler böyle rezil yılbaşı. Milleti rezil ettiler, berbat ve bednam ettiler. Bugün işine düştükleri hüzün kuyusunun dibi yoktu. Belini kırdı dünyanın bu bir gece. Ekonomik kriz var diyorlar dünyada. Bu krizi şimdi bu gece gambur üstüne gambur getirdi bütün insanlara. Dün gülen insanlar yarın ağlayacaktır. Bunun altından biz nasıl çıkacağız? Gelecek fatura ağırdır. Hele bu iktisadi yıkımın altındaki insanlara gelecek fatura geçmişlerinkinden kaç yüz defa fazladır. Şimdi
kötü kötü düşünmeye başlayacaklar ve başlarına gelecek vardır. Bu yola bu insanları sevk eden başlakıların da başına gelecek, pişmiş tavuğun başına gelmemiş olacaktır. Bu insanlara hükmedenlerin, bu insanları bu derecede cahil bırakmaları ve gaflete itmeleri ve azgınlığa, azgın olmalarına fırsat vermeleri onlara halka gelenin 70 defa ağır faturasını ödemeye mecbur olacaktır onlar da. Bize kim, bizi kim idare ediyorsa ve bu milleti böyle salma bıraktıysa, bu milletin vebalini ve kendi vebalinin 70 katını ödeyecekler. Zannedersem gelen sene bir tanesi kalmaz bunlardan. Bu da hükümdür. Ya Allah, ya Allah. Cennet yolundan bizi ayırma. Bütün dünya yığıldı akşam cehennem yoluna. O cehennem yolu çöktü mü, altında ateş, cehennem. Bütün millet oraya yüklendi. Çöktü mü, çökmedi mi, ileride bugünden itibaren başlar. Dün gülenler bugün ağlamaya başlıyor. Şeytan insanoğluna rahmet okumaz. İşte neticesi bu. Tamamlandı mı? 40. Ve minallahi tevfik, hürmetül Fatiha. Muazzam. Nasıl Hacı Efendi? Bu yeni sayfa.